Karikotlu mini kurabiye için gerekli malzemeler 125 gram oda ısısında bekletilmiş tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı toz şeker, 3,5-4 su bardağı un, 2 çorba kaşığı çörek otu, 1 adet yumurta sarısı üzeri için kullanacağım. Karıştırma kabımın içerisine oda ısısındaki tereyağımı koyuyorum. Yumuşak olacak oda ısısında tereyağı. Yarım çay bardağı şöyle sıvı yağım var. Şekerimi, tuzumu, sirkemi, kabartma tozumu koyuyorum. Önce elimle şöyle hepsini güzel bir mıncıklayacağım. Bu arada suyumu unuttum. Su da ekliyorum. İnanın su çok güzel bir kıvam veriyor. Bayatlamamasını bence sağlayan etkenlerden birisi de bu su. Daha önce de yapmıştım. Bayatlamayan tuzlu kurabiye diye, ama çörek otlu değildi. Yine su kullanmıştım. Gerçekten çok güzel sonuç almıştım. Şimdi bunları karıştırdıktan sonra şöyle klasik bardakla, 200 ml'lik bir bardak bu. Kaç bardak un kullandığımı size ben söyleyeceğim. Şöyle tam alamadım. Şöyle bir bardak koyuyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. Kaç bardak kullandım ben size söyleyeceğim. Hamurum artık toparlandı. Yaklaşık 3,5 su bardağı un gitti, ama kullanacağınız bardağa göre değişebilir. 3 bardaktan sonrasını kontrollü olarak ekleyin. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Daha fazla eklemiyorum. Şimdi içine çörek otu koyuyorum. Çörek otumla da şöyle güzelce bir karıştıracağım. Adı üzerinde çörek otlu kurabiye. Çörek otuyla da güzelce harmanladım. Şimdi şekil vereceğim. Kurabiye yaparken kurabiye hamurumun çok olduğunu düşündüm. Yarısını ayırdım. Şöyle az git bir poşete koydum. Normal buzdolabı poşette olur. Bunu bu şekilde pişirmeden buzdolabında 2 ay boyunca muhafaza edebiliyorum. Pişirmeden önce bir yarım saat önce çıkarıyorum. Yuvarlayıp fırına veriyorum. Tıpkı o gün yapmış gibi oluyor. İnanın hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. O yüzden eğer böyle yaptığınız kurabiye hamurları çok fazla gelirse evdeki kişi sayısına göre yarısını ayırın. Yarısını da misafir geldiğinde yapın. Çok pratik oluyor. Tavsiye ederim. Şimdi ben bunu buzdolabına kaldıracağım. Diğer kurabiyemi yapacağım. Fırın tepsime yağlı kağıdımı serdim. Şöyle minnacık parçalar koparacağım ve yuvarlayacağım. Ama istiyorsanız daha farklı şekiller yapabilirsiniz. Ben şöyle minik çörek otlu kurabiyeler yapacağım. Tüm hamurum bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Son kurabiyeme de şeklimi verdim. Minik minik 35 tane kurabiye çıktı. Tabii yarısını ayırdım. Şöyle üzerine yumurta sarımı sürüyorum. Kurabiyelerimizde yumurta sarımı da sürdüm. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında kurabiyelerin üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Bugün sizlere ağızda dağılan minik tuzlu çörek otlu kurabiyeler yaptım. Üstelik uzun sürede bayatlamıyor. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.